renk değiştirmemesinin tek nedeni ne kimyasal böyle ne de kök boyuna boyanmamış olsun. Yani hayvanın kendi doğal renklerini içermiştir. Yani kahverengisi kahverengi koyundan, beş beş koyundan, kremisi renk koyundan, siyah siyah koyundan olmak üzere biz onu kısaca natürel diyoruz. Tabii Kayseriler, koyun onları yer arkadaşlar. Kayseriler sadece tek bir ürün müdür, yüneceği bu kategorisi asla değil. Kayseriden bir üstün bir şey var mıdır? Tabii ki vardır. Eskilerin çok daha iyi bildiği, gençlerin adını ve sanını bile bilmediğini düşündüğü çok özel bir yöremiz. Ne yazık ki günümüzde yapımı bitti. Yapılmıyor. Ama biz inatla iktiyatörlüğüyle devam ediyoruz ama ne kadar devam edelim bilemiyorum. Kapadokya'mıza da çok fazla uzak olmayan bir yer. Konya, Ladikler. 6x6, 36 büyük sıklığıyla inanılmaz incelikleriyle bilinirler. Bordo'nun, Bordo'nun ve Madalyonis'in aynı çalışmasıyla tanınırlar. Ve yüzyıllar boyunca da bu üstünlüğünü hiçbir başka yere kaptırmamıştır. Sadece ne zamana kadar halıların sultanı, sultanlar zorlusu helekler ortaya çıkar. İşte Milistahiye'nin 49 büyük sıklığıyla inanılmaz incelikleriyle ama 24 değişik renkte yapılabilir ve 12 değişik motifte de çalışılabilir ki ne bir başka ülkemizin yüz yeri pamuk halısı ne de bir başka ülkenin yüz yeri pamuk halısı her iki kadar üstün olamayacaktır. Haremde kızların gözyaşı motifi, çeşmi bülbül desen, lale zer desen altın da var. Tarsızı motifi, İstanbul Sabri'den yediden şey motifi en tanımışlardır. Aynen. Erekelerini anlatmak öyle kolay kolay değil. Erekelerin bu tek kategorisinde en de yüz yeri pamuk kategorisinde en az 3 gülümüzü alır. Ama herekeleri tek bir cümlede bu dar zaman zarfında sentezlemek gerekirse herekeler bizim gözümüzün nuru, Türkiye'mizin gururu olanlardır her zaman. Eşi yakını benzeri olmamalarıyla tanınırlar. Zaten onlara dokunmanıza kalkıp dokunmanıza bile gerek yok. Olduğunuz yerden piksel gibi düşünün. Ne kadar ince detaylarla çalışıldığını gözle bile anlayabilirsiniz. İşte bir Kayseri, işte bir Lalik ve işte bir Herek. Zaten kendini gösteriyor. Söylenecek Herek için. Fazla bir şey yok. Ve tabii ki ikinci kategorimiz olan gün üzeri gün yani kök boyla boyla yürük alır. İşte Kapadokya'dan bir taş bunlar. Hemen arkasından bir milas. Yürük alır. Yürük alır. Konya Obruk, Batı Anadolu'dan Selçuk Antik Yörük, iç yere kaç, bir yolu kaç. İşte bir Milas yolu. Şimdi efendim bunları mağazamızda çoğaltabilmemiz, farklı renkleri, motiflerini bulmamız tabii ki son derece mümkün. Ama ne yazık ki bunların büyük şehirlerde, başta da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde sentezini, akrini, naylonu da bulmanız mümkün. Lütfen aradaki farkı nasıl anlarız diye soru gelecektir mutlaka. Tabii ki dokunduğunuzda, hissettiğinizde o sentetikliği ya da o yumuşaklığı hissedebilirsiniz el yorda bile. Ama sertifika bölümü geldiğinde onu açıklarken olaya daha rahat da vakıf olabileceksiniz. Çünkü sertifika bu olayda güzel kültürada çok önemli bir başlık. Onu mutlaka unutmadan anlatacağım sizlere. Şimdi ben sizi çok özel bir halıyla tanıştıracağım. Neden özel? Çünkü içinde bulunduğumuz Avanos ilçemizin ev tezgahlarında dokutuyoruz. Bayanlarımızı buraya getirip çalıştırmaktansa tezgahlar bize onların evlerini veriyoruz. Bu nadir güzellikleri günlük rutin işler arasında bizler için dokuyabiliyorlar. Sıra dışı renkleriyle, sıcacık motifleriyle huzurunuzda Avanos ev falan. Motifleri tamamen aykırıdır. Hiç şu ana kadar görmediğiniz ve bundan sonra da göremeyeceğiniz motiflerdir. Neden motifleri böyledir? Çünkü yüzyıllar boyunca hatta binlerce yıldan beri İpek yolu üzerinde bulunmuştur Avanos'umuz. Ve Avanos'un bu zengin mozaiği fazla farklı medeniyetlerden oluştuğu için bu şekildedir. Ve tabii ki gördüğünüz gibi son derece modern dizayn edilmiştir. Ama tamamı modern görünse de otantik değeri çok yüksek seviyede. Şimdi de tek tek anlatarak açacağım koleksiyon modellerinden sıra geldi. Mesela arkadaşımın tuttuğu bu alın. Bu alanın biraz daha büyüğü, biraz daha küçüğü var mı diye sormayın. Yapılmadı, bundan sonra da yapılmayacağı gibi. Artık eşi yakını benzeri olmayan güzelliklere sıra geldi. Arkadaşımın tuttuğu bu alı Güneydoğu Anadolu'dan geliyor. Güneydoğu Anadolu Şirin Anadolu'su.
neredeyse bir kağıt inceliğinde. Arkadaşım onu bir atsın, renk çevirsin, bir de sırtından bıraksın. Diğer arkadaşım da aynı yörenin farklı renklerini, motiflerini, ebatlarını örnek sunsun. Bakın arkadaşım bu halıyı sırtından bırakıyor. Bu halıyı buradan satın alsanız, evinize gidip bu şekilde serseniz, hiçbir eşiniz dostunuz diyemez ki bu halının sırtındadır. Sırtıyla yüzü birebir de aynı kaliteye sahip olan bir evimiz. Güneydoğu'nda Şirvanlarımız. Lütfen bakın sırtlarına. Ve hemen arkasından sizlerin büyük şehirlerde Afgan halısı olarak zannettiğiniz ama Afgan halısıyla uzaktan yakından alakası olmayan gerçek Türk el halıları yine Şirvanlar ama bu sefer Bordo'nun kırmızının lacivertle buluştu. Lütfen açar mısın? Bir renk çevirir misin? Renk harmonisini izleyin lütfen. Diğer boylarına örnek sunun. Arkadaşların açtığı Şirvanların koyu tonları. Peki Afgan halısından farkı ne? Afgan halıları sentetik aktif naylon yapısıyla statik bir duruşu vardır. Kemik gibi bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla da konduğu yerin şeklini almaz. Görüntü kirliliği yaratır. Ve sentetik yapıda olduğu için de 200 sene içinde çok fazla kirlendiği ve yıprandığı için ve toz tuttuğu için kanserojen materyal üretmeye başlar. Ama gerçek Türkiye halıları lütfen dokunun. Bakın ne kadar incedir, ne kadar softtur. Dolayısıyla da halıları çok iyi tıraşlandığı için bundan 30-40 sene öncesinin çok iyi halısı denen Ispartalılar nasıl sağlığa zararlıydı ya da Kars halıları, halıları yüksek olduğu için astım hastalığına zarar verirdi. Ama gördüğünüz gibi bunlar son derece güzel tıraşlanmasından ötürü asla bir zarar vermez. Hem ki astım hastalarına hem de farklı problemleri olan insanlara. Ve tabii ki hemen Batanlı'yla uzanalım ve antik uşaklarla devam edelim. Uşaklar 11. yüzyılda Selçuklar döneminde ortaya çıktığı biliniyor. Selçuklulardan Osmanlılara, Osmanlılardan da bize kalan en güzel miraslardan birkaçı. Bir tane daha ki. Evet, buyurun buraya. Evet, bu koleksiyon halılarında ne yazık ki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ben çok gördüm. Ne yazık ki sentetiklerini yapabiliyorlar. Ama ben şimdi size o kadar önemli iki başyapıt göstereceğim ki bunların ne sentetiğini, aktif naylonun yakınını bile yapma başarısını gösteremediler. Bunlardan birincisini arkadaşlarım öncelikle iki telle boyuyla başlayacağız. Daha sonra küçük boylarına geçeceğiz. Daha sonra da eşi yakını benzeri olmayan bir güzellikle size tanışacağım. Ama ben öncelikle ilk açacağımız bu güzelliklerle başlamak istiyorum. Bizim son 6,5-7 yıldır çok severek sattığımız ve severek kullandığımız halıların başına gelmeye başladık. Angora ününden yaptırdığımız için düğüm sıklıkları çok üstün seviyede seyrediyor. Ama biz onlarda farklı bir oluşum daha ortaya çıkarmak istedik ve modern evler için dizayn ettik. Hieroglif duvar yazıtlarıyla Hitit motiflerini halıya nakşettiğimiz için işte huzurunuzda Angora gün halı. Saf yün ve kör boya. Lütfen küçük boyları açalım. Lütfen gelip bunlara da dokunur musunuz? Böyle bir yumuşaklığı, böyle bir softluğu başka bir halıda göremezsiniz. Nasıl efendim, beğendiniz mi Angora'yı? Harika, süper. Sağ olun. Şimdi de ondan daha üstün bir seviyeye sıra geldi. Çok özel bir halıyla karşılaşacaktım ama neyse ki bundan sonra yapımı olmayacağı için benim bile görme şansım sizden daha fazla değil. Çok özel bir değer. Aynı düğüm sıklığına sahip olmasına rağmen Angora'lar gibi iki nedenden ötürü Angora'lardan daha pahalı. Bunlardan birisi bundan sonra yapılamayacak oluşum. İkincisi ise İçinde 14 değişik renkte kök boya içermesi. İşte huzurumuzda Sivas Zahra Şal eserler ki
görebileceğiniz en muhteşem güzellikteki gün üzeri yüzyılı tasarımlarınız. Lütfen farklı renklerini örnek açın elimizde kalanlardan. Lütfen gelip bunlara da bakın, dokunuyoruz. Çok güzel mi? Evet, daha sonra da üçüncü kategorimiz olan pamuk üzeri pamuklarla devam edelim. Klasik motiflerdir. Serpme çiçek desenli olabilir, binbir gece motif de olabilir, madalyon desenli olabilir. 2-3 tane açalım lütfen. Bak şimdi atacağım. Atıyor renkleri. Bu halılar çok güzel. İpekler ise tabii ki en üst seviye. Kayseri ve her iki ipeklerden örnekler açıyor arkadaşlarım. Karışık olarak. Lütfen bir tane örnek. Şimdi efendim bizim son 1,5-2 yıldır yeni yaptırmaya başladığımız tablo zarafetiyle seyredebileceğimiz yün ipek karışımı olan hayvan figürleri ve peyzaj figürleri var. Onlardan bir iki örnek açıyor arkadaşlar. Ama bunların çok daha farklılarını, kedilerin, köpekleri, güzel atları görme şansınız var. Ve tabii ki bir de bu güzel halılardan başka halıların atası olarak adlandırdığımız yapımı tabii ki halılardan önce başlayan, ilk karşılaştığımızda da söylediğim gibi kilimlerimiz var. Basit ama tarzında kilimlerle bu olay başlamıştı dedim. Daha sonra tabii ki farklı medeniyetlerle karşılaşınca Türkler çok farklı yörelerde, çok farklı kaliselerde kilimlerimiz ortaya çıkıyor. Ama kilimler halıların tam tersini batıdan doğuya gittikçe zenginleşiyor. Doğu Anadolu'da o kadar üstün kilimler var ki bazıları halılardan bile daha pahalı. Bazıları halılardan bile daha uzun sürede bitiyorlar. Çünkü onlar pamuğun içine santim santim, milim milim tığla ipin işlenmesiyle oluşuyor. Ya da tamamı ipek olanları da mevcut. Ama madem biz Kapadokya'dayız, Kapadokya kilimleriyle başlayalım. İşte bir Kapadokya Karyola kilimi, seccade kilimi ve çeyrek boydaki bir kilimi örnek. Bunları 0 ile 600 derecede rahatlıkla makinede bile yıkayabiliyorsunuz. Aç bakalım Mircicim, aç ve tut. Mircicim, Konya yöresi özellikleri içeriyor. Tamamı nakış işçiliği, saf yün ve kök boya. Ama yüzyıllar boyunca Anadolu'da sofra bezeli olarak kullanıldığı için otantiklere saygımızdan ötürü daha günü daha küçüğünü yaptırmıyoruz. Tamamen Mevlana'ya adledildiği için de bizim için artı bir öneme sahip. Lütfen götür. Evet, şimdi bir tane getir, yoksa oradan. Sen de başka aç. Arkadaşlarımın açıca bu iki değerli film ise çoğalıdan daha pahalı, çoğalıdan da daha üstün bir teknikle yapılan Hakkari yöresi lahra filmleri. Getir onu, aç götür. Kars yöresinin özel çalışması, Afşar kilimleri, halı kilim ortak çalışması, hem halı hem kilim. Tabii ki çok üstün bir teknikle yapıldığı için Kars yöresinde yapılan halılardan 10 kat daha pahalıdır ama 20 kat daha da üstün bir işçiliğe sahiptir. Lütfen koy. Sizlerin son 1,5-2 yıldır İstanbul'da başta olmak üzere çok fazla gördüğünüz patchworkler. Ama lütfen bunları onlarla karıştırmayın, kıyaslamayın. Çünkü bunların tamamı eski halılardan ve eski kilimlerden açıldı. Tek tek alınarak yenilenmiş haliyle huzurunuzda. İşte bu tamamı kilim, işte tamamı halıdan oluşuyor.
Varsa elinizde birkaç tane daha patchwork açın. İşte bir koçan. O da bir Erzincan Elazığ yöresi klasiği. Arkadaşımın açtığı saf gül. Ama günü tek karışım olanları bulmamız mümkün. Ve daha sonra da tabii ki Van yöresi deyince sumaklar aklımıza geliyor ki sumaklarda %60'ı ipek, %40'ı pamuktur. Tamamı ipek olanlarını bulmamız mümkün. Ve son olarak da 2x3 6 metrekare salon evandına bir örnek. Umarım kilimlerimizi de beğenmişsinizdir. Gelin bir sertlik arkadaşlar. Şimdi efendim biz yabancı olan satışımızın %90'a varan bölümünü gönderme sistemine çalıştığımız için bu otantik değerlerin yurtta çıkmasına sakınca olmadan onları anlatabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Nevşehir Valiliği ile İl Kültür Müdürlüğü Müze Müdürlüğü'nden bir rapor olmalı sunuyoruz. Bu olaya daha rahatla vakıf olabilsinler diye. Kendi insanımda da çok içerikli bir sertifika vermek durumundayız ki aldıkları ürünün değerini bilsinler, onu hak ettiği noktada kullanabilsinler. Bizlerden sonra gelecek jenerasyonlara aktarabilsinler. Tarihçesine başka bir yerde kazıklanmasınlar. Bakın gerçek bir şarkıda neler olması lazım. Alıyı satın alan insan adı soyadı aldığı tarih. Satın alan alanın bütün otantik değerleri. Satın alan alanın bir fotoğrafı. Eksperlerin mümkünce müdüren onayları ve imzaları olmadan bu olay yüksek katibini asla mağazamızdan ayrılamaz. Son derece önemli bir unsur. Lütfen bu olaya dikkat edin. Çünkü mutlaka bir yerde ihtiyar kokuyor. Başınız ve cebiniz bir yerlerde ağrıyabilir. Bu ciddiyette çalışmayan ve kalitesi bu seviyede olmayan yerlerden alışveriş ederseniz sorun yaşayabilirsiniz. Doğrusu. Ayrıca bütün dolarlar, ekimler, etiketler var. Etiketler bir de fiyatlar var ama tabii ki fiyatlar bize için geçerli olan fiyatlar değil. Fiyatlar Türkiye'de kilometre olarak en uzakta bulunan ülkeye gönderme rakamları. Maksimize yanlış bir düşünce gelmemesi lazım. Ben de gönül rahatlığına çıkmak istedim çünkü fiyatlar ne içeriyor? Mesela üzerinde bulunduğum bu kilimi Japon müşteri evine kadar gönderme sistemini satın alsa ne için para eder? Kilimin birim fiyatı, sigortası, bizim gümrüğümüzden çıkışı, Japon gümrüğüne geçişi, 4 ila 6 hafta zamanında kapısına kadar teslim hakkı benim sorumluluğumda olacak. Tabii ki Japon müşteri buna farklı fiyat ödeyecek. Aynı kilimi satın almak için İtalyan müşteriye göre. Neden İtalya'da daha iyi? Uruguaylı müşteri farklı fiyat ödeyecek. Yunanlı müşteriye göre. Neden Uruguaylı'da çok daha uzak? Tabii ki bunların hepsini sentezlediğimizi, aşikardır ki en büyük fiyatı kendi insanımıza vereceğimiz. Biz de oturduk, bir program yaptık. Birazdan söyleyeceğim bir fiyatta. Sadece ve sadece girişin üzerine %20-25 kar konmuş anda olacaktır. Küsuratlar da sizlerlerinize indirecektir ama lütfen bunların haricinde farklı minimum talep etmeli. Defalarca dediğim gibi kapalı çarşı zihniyetinde olmadığımız için bir halıya 750-800 TL dedikten sonra 150 ya da 200 TL satmayı hiç birimiz etkileyeceğiz. Paramız sorumlusu olsam dahi. Ama yapabileceklerimin her zaman en ürünü yapmaya hazırım. Ödeme kolaylıklarımız çok fazla. Bunlardan birisi kredi kartıyla ödeme. Bugün ayın 26'sı. 26 Nisan'da 400 TL bir halı aldıysanız 200 TL'sini bugün ödediğiniz takdirde geri kalan 200 TL'sini 30 Mayıs'a bir silip hazırlayabilirim. O tarih gelmeden ben onu tahsil etmem ki. O da sinekseniz 15-20 Haziran'dan önce gelmez ki. 3'e bölümüş gibi kolaylık sağlanmış olur. Mevla büyük olursa kredi kartıyla bölmeyi 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e kadar çıkarabilirim. Ya da 3,5-4 milyara 7-8, 10-20, 60-70, 200 milyara bir halı verdiniz. 4 kartınız, bonus kartınız, maksimum kartınız ve akses kartınız varsa bu bankalarla özel çalışma içinde olduğumuz için vade farkı düşünmek için 9 eşit taksitlere bölebiliriz. Eskiden 15'e kadar bölüyorduk. Bu hükümetin son tebliğiyle 9'a sınırlandı biliyorsunuz. Ya da bugün küçük bir meblağ keş verebiliyorsanız TL, euro, dolar bazında geri kalanı vereceğim banka numaramızı istediğiniz tarihler ve aile olmak üzere havale edebilirsiniz. Bunlar da diğer ödeme kolaylıklarımız. Evet, biz genelde Türk müşterimizi evine kadar göndermek istemeyi çalışıyoruz. 40-50 metrekarelik devasa bir parça olmamak dedi. Ya da 15-20 parça çok fazla sayıda adet içermediği takdirde. Bakın arkadaşım, seccade boyundaki 2-2,5 metrekarelik 4 kilo ağırlığındaki halıyı nasıl küçük bir hale getiriyor? Kağıt teslim mesela daha da küçülüyor. Çanta ekonomunda da rahatlıkla taşıma kolaylığına bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Ama derseniz ki benim 10 gün sonra evlilik yıl dönemi, 15 gün sonra kızım evleniyor ya da bir ay boyunca tatiline devam ediyor. Bana daha sonraki bir tarihte göndermenizi talep edin. Peki bu güzel günlerde sizleri kırmayız. Göndermesi bize ait olmak üzere istediğiniz tarihlerde kapınıza kadar da teslim edebilirim. Ayrıca tabii ki bir iki arkadaşımı davet edeceğim biraz sonra sizlere yardımcı olabilmeleri adına. Ne onlardan ne de benden diğer halı mağazalarında duyduğunuz gibi metrekare fiyatı duymayacaksınız. Bunun da halıcıların alıcıları kandırmak için düzenlemiş oldukları küçük komplo olduğunu bildiğimiz için net ve dürüst rakamlara ulaşabilmesi adına
ne halıların ne de kilimlerin metrekesine bakılmaksızın birim fiyat gösterici. Bu şekilde çok daha uygun, olumlu ve dürüst rakamlar çalışacak. Tabii ki halıların yüzüne bakarak gün çıktığını ezberebilemeyeceğim için. Ben bir alt bir üst sınır veririm. Fiyatlar zaten bundan için asla çıkmayacak. Zaten en net ve doğru fiyatı arkadaşlarım makineleri size ulaşacaktır. Fiyatlardan önce sizden sormayacağım. Herhangi bir halı ya da kilim beğendiyseniz, bu mümkün bütçeyle bakmaktansa, arkadaşlarımın yardımıyla boş bir salona geçip, boş bir zemin üzerinde en çok beğendiğiniz halıları, kilimleri görmenizdir, bulmanızdır, değerlendirmenizdir. Zaten ben de ödeme kolaylıkları sağlayabilmek için birebir de hepinize ulaşmaya çalışırım. Biz birkaç tane fiyat verelim. Fiyatlar hakkında da bilginiz olsun. Kapadokya özellikleri içeren yan kalanlı ve taş pınarlar, düğüm sıklıklarına göre 885 TL ile 1500 TL arasında değişirken, bilhassa 750 TL ile 1350 TL arasında değişir. Aynı boydaki karsların fiyatı ise 650 TL ile 1000 TL arasında oynar. Yan yanında olup taş pınar çeyrek boyları 550 ila 750, bilhassa 500 ila 600, aynı boydaki karsların fiyatı ise 350 ila 500 TL arasında değişiklik gösterir. Kilimler bir fiyat farklılıkları ise içerikleri kök boyalarına göre değişecektir. Kapadokya kilimlerimizin fiyatı 285 ila 365. Burada 4-4,5 metre kar yolları var. 550 ila 750. Bu arkadaşım elinde tuttu. En küçük ebattaki kilimlerin fiyatı ise 95 ila 165 TL arasında değişir. Evet, sizlerin sormak için herhangi bir halı ya da kilim fiyatı var mı? Tabii ki hepsi ebatlarına ve kalitelerine göre değişiyor efendim. 600 liraya da patchwork bulabilirsiniz. 3000 liraya da bulabileceğiniz. Bu mu? Evet. Evet, bunlar seccade boylarıdır. Bunların fiyatı 950 ila 1450 TL arasında değişen rakamları var. Özel bir patchwork salonumuz var. Arzu ederseniz orada çok farklı renkler, motifler bulabilirsiniz. Var mı efendim farklı sorusu olan? Şu helek alısının şu an üzerinde değilsiniz ama pembe motifli olan ilk serdiğiniz helek yalısı. Şunların hemen bayağı altında. Hemen şu an altındasınız aslında. Harun desteğini soruyorsanız o bir kelle boyu efendim. Onun bize olabilecek rakamı 7700 ila 8250 TL arası değişir. 4-4,5 metrekare diye yanılmıyorsam. Siz bir şey sordunuz efendim? Yok, aynı halı. Aynısını. Tamam. O zaman buyurun Erdi Bey, Davut Bey buralar size her konuda yardımcı olsunlar. Ben buraya kadar geldiğiniz için benim için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi sınırlar. Teşekkür ederim. Bir şey ama bizim etiketler gizliyor. Büyük ihtimalle Japonya'da. En azından. Şunların da altı ne? Onlar standart mı?